Efendim herkese merhabalar. Sabah idmanında yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Biraz tembellik ettik iş nedeniyle, iş yoğunluğu nedeniyle son 2 günkü videomuzu çekemedik ama Salı günü itibariyle yine sizlerle birlikteyiz. 17 Aralık 2019 günündeyiz. Tabii harika, acayip bir hafta sonu geride bıraktık Süper Lig'de. 15. haftada zirve yarışı içerisinde olan takımlardan sadece Sivasspor kazanmayı başardı. O da Fenerbahçe'yi yendi. Beşiktaş evinde Malatya'ya yenildi. Trabzonspor evinde Denizlispor'a yenildi. Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. O oldu, bu oldu. Başakşehir berabere kaldı derken sıra dışı bir hafta oldu hakikaten hepimiz adına. Tabii Trabzonspor'la başlayalım. Rodrigo Fırtınası diyor. Sabah gazetesi Trabzonspor'u vurdu. 2-1'lik skor. 1-0 önüne geriye düştüğü karşılaşmada Denizlispor 2-1 kazandı Trabzonspor karşısında ki bu her baba yiğidin harcı değil. Trabzon karşısında özellikle Trabzon'da geriye düştüğünüz maçı kazanacaksınız. Çok kolay bir iş değil cidden ve bunu başardı Denizlispor. Tabi burada en önemli işi yapan tek adam Rodrygo oldu. Burada da zaten var. Şimdi birazdan ona da bakacağız ama diğer haberleri de düşünmeden yaparsak çok iyi olur tabii ki. Seyircinin tepkisi vardı. Söylesene bize hoca neden takım oynamıyor diye. Şurada Luke Skywalker'ımızı düzeltelim. Yeni Star Wars filmimiz geliyor. Onu da artık heyecanla bekliyoruz. Yani tabii ki Ünal Karaman eleştirebilir son dönemde. Çok zaten skoru bulduktan sonra takımı geriye doğru çekiyor vesaire diye eleştiriyoruz ediyoruz ama sezonu en erken açan takım çok fazla sayıda maç oynadı. Trabzonspor vesaire bunun sebepleri de var diyorduk. Ha yani sakatların döndüğü yani sol bekinin sağ bekinin olduğu Soza'nın olduğu Sturridge'in olduğu Sjöblom'un olduğu Obi Mikel'in olduğu daha sonrasında Abdülkadir Parmak'ın girdiği bir karşılaşmada tabii ki kendi sahasında öne geçip kaybetmesi Trabzonspor'un şüphesiz ki eleştiri hak ediyor ama taraftarın biraz yani o Trabzonspor'u hep eleştirdiğimiz yerel medyasından tutup taraftarına kadar eleştirdiğimiz aşırı yüksek seviyedeki sabırsızlığı ve hemen olanı sorgulamaya doğru gitmesi, olumsuz anlamda sorgulamaya doğru gitmesi duygusu sanki yine aktif oluyor. Bence yapmasınlar. Tabii kendileri bilir. Sonuçta kimseye akıl edecek halimiz yok ama bence Trabzonspor hala doğru yolda. Trabzonspor iyi işler yapıyor. Şampiyon olur olamaz onu bilmiyorum ama Trabzonspor'un kesinlikle ve kesinlikle desteğe ihtiyacı var diye düşünüyorum Ünal Karaman'ı. Tabii Rodrygo maçın adamı sevinmedi gollere. Bu hafta sevinmemek de moda. Mesela Sergen Yalçın'ı biliyorsunuz 5 yaşında attığı gole sevinmedi ama şöyle de ilginç bir durum var. Aynısını Aykut Kocaman yaptığı zaman ki Aykut Kocaman'ı yapmamıştı. Sevinmiyor diye herkes üzerine gitmişti. Yani birisi yaptığı zaman iyi, olumlu. Başkası yaptığı zaman kötü değildir. Bir şey ya iyidir ya kötüdür. Yani 2 2 kere 2 ya 4'tür ya 4'tür yani. Hani 4'tür. Değil mi? 2 kere 2 size göre 5, bana göre 3 falan olmaz. 2 kere 2 4'tür. Bu da öyledir. Eğer birisi atılan gole sevinmiyorsa ya iyidir ya kötüdür. Bence anlayış yani normal bir durumdur sevinmeme duygusu ama sevinirse de kimse onu hain falan ilan edemez ama Sergen Yalçın'ı bu konuda Beşiktaşlar tabii ki haklı olarak göğe çıkarttılar. Fakat benzerini Aykut Kocaman yapsa herkes yerini dibine sokacak. Ya da ne bileyim başka bir teknik direktör yapsa. O yüzden çifte standarttan uzak durmamız lazım. Rodrygo sevinmedi gollere ama tabii ki üzerine düşeni yaptı. Açıkçası Denizlispor'un golü yedikten sonra dahi ön alandaki Trabzon da buna oyunu çok imkan verdi. Ön alandaki baskısı hakikaten inanılmazdı. Trabzonspor golü yiyip geriye çekilince çok fazla ileri doğru gitme duygusunda olmayan Denizlispor golü de yedikten sonra bir ileri gitme duygusu yaşadı. Trabzonspor'un bu oyun anlayışıyla beraber ve açıkçası Rodrygo'nun ön alan baskısı önderliğinde zaten maçtan sonra Mehmet Özdilek söyledi. Biz geniş alanı çok iyi kullanan bir takımız. Trabzonspor'da ligin en fazla geniş alan yaratan takım. O konuştuğumuz hani Charlotte hep geniş alanda oynatıyor Trabzonspor. Çok fazla açıyor, açılıyor vesaire konusunu Mehmet Özdilek belli ki iyi analiz etmiş ve Şipo Mehmet Hoca bu konuda iyi analizlerinin neticesinde galibiyeti kazandı. Tebrik ediyoruz Denizspor'u. Şipo Mehmet Hoca'yı eleştirdik ama takımı son dönemde toparladığında ki bence iyi bir takım değil. Toparladığında altını çizmek lazım. Yani böyle vasat bir takımı bu galibiyetlere taşımak hakikaten çok çok önemli bir detay diye düşünüyorum. Başakşehir de evinde Konyaspor'a puan kaybetti. Öne geçtiği karşılaşmada onlar da maçın yani Mönchengladbach maçın aynı kadrosuyla çıkınca biraz yorgunluk da belki de kendisini gösterdi. Rakibi belli oldu. Rakibimiz belli oldu daha doğrusu. Sporting takımı Portekiz'in Sporting Portugal takımı. Herkesin söylediği şekliyle Sporting Lisbon ama onlar sevmiyorlar Sporting Lisbon denmesini. Burada sevgili Arda Erol Fanatik Gazetesi'nin ufak bir analiz yapmış.
Fernandez'e bağımlılar şeklinde. Ben de bir iki maçlarını izledim bu sene. Aslına bakarsanız benim kafamda Başakşehir'in eleyebileceği standartta bir rakip olarak görüyorum. Çok daha güçlü rakiplerimiz vardı olabilecek. Bence yine Sporting bu bağlamda kabul edilebilecek bir isim diye düşünüyorum. Dün iş yoğun nedeniyle mesela videomuzu çekemedik. Neredeydik? Beşiktaş kulübü sağ olsun basın mensuplarını bir kahvaltıya davet etti ve Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalga Kıran bu davetin sahibiydi efendim. Erdal Sorunoğulları da vardı bu kahvaltıda. Beşiktaş'ın yetkilileri, iletişimcileri medyayla bir araya geldiler. Sağ olsunlar, buradan onlara bir kez daha teşekkür edelim. Ve Sayın Adnan Dalga Kıran tabii bir kısmı off the record oldu. Ben daha sonra çıktım yayına gelmek için, daha yayın, radyo yayını yapabilmek için çok bu toplantının sonuna kadar kalamadım. Ama şunu söylüyorlar, bir iletişimi düzeltmek istiyorlar. Bir kurumsal yapıdan, ki bu Türk futbolunun genel bir hani sürekli söylenen söylemidir. Kurumsal yapı getirmek, kurumsal yapı getirmek kolay bir iş değildir, bu kurumsal yapıyı getirmek. Umarım başarılı olurlar. Medya ile ilişkiler, iletişimi iyi tutmak istediklerini söylüyorlar. Ve Beşiktaş'ın finansal olarak da düzlüğe çıkması için tabii ki yapılması gerekenlerden bahsediyorlar. Ben naçizane iletişim bazında radyoyu hiç dikkate almamalarını eleştirdim. Sadece Beşiktaş kulübünün değil kimseyi. Bir de Beşiktaş'ın adının Beşiktaş Jimnastik Kulübü olduğu gerçeğini unutmamaları gerektiğini. Çünkü Beşiktaş'ın Süleyman Seba gittikten sonra göreve gelen her başkanı Beşiktaş'a sadece futbol takımı muamelesi yaptı. Beşiktaş adı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür. Beşiktaş'ın diğer branşlarda da daha kendisini medyada göster. Bakın, başarılı olması lazım demiyorum. Şampiyonluk illa da onlardan bahsetmiyorum. Medyada kendisini daha fazla göstermesi, daha fazla kendisini ifade etmesi lazım. Fakat Beşiktaş yönetimleri bunu hiç yapmadılar. Aksine onları sefalete daha çok terk ettiler. Umarım bu yönetim bunu yapmaz. Fenerbahçe Ersun Yanal çok ciddi bir şekilde sorgulanıyor. Süleyman Arat'ın bir haberi var burada efendim. Hürriyet Spor'da, Hürriyet'in spor bölümünde. Yanal devre arasında görebilecek mi? 28 puan gerisine düşen Fenerbahçe bu sorunun cevabını merak ediyor herkes demiş. Tabii Beşiktaş derbisi var. Birçok kişiye göre Fenerbahçe Beşiktaş derbisini kaybederse Ersun Yanal gider. Berabere kalırsa da gider. Hatta kazanırsa bile gidebilir. Senadok tam tersini söylüyor. Ali Koç çok istemese bile Ersun Yanal'la yollar ayrılmayacak şeklinde bir söylem ortaya koyuyor sevgili Senadok. Herkesin, yani her muhabirin tabii ki farklı hem istihbaratı hem de o istihbarat ilişkisi oluşturduğu bakış açısı var. Ama teknik adam yönetim iletişimi ciddi bir sorun haline geldi. Sayın Ali Koç biliyorsunuz maçtan sonra hani ne alaka, ben hala anlamıyorum yani Fatih Terim'e filan laflar. Ya biz söyle, biz eleştiriyoruz zaten Fatih Terim'i. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın bunu yapmasına lüzum yok. Eleştireceksek biz sizi de eleştiririz. Fatih Terim'i de eleştiririz. Fakat manasız bir ağız alışına doğru götürülüyor. Her neyse yani Ersun Yanal'ı özellikle sakatlıklar bazında eleştirmesi. Sezon başında hatırlayacaksınız. Ersun Hoca transfer ihtiyacım var derken Sayın Ali Koç divan kurulu toplantısıydı yanlış hatırlamıyorsam. Takımımızın kadrosu iyi, yeterli, transfer ihtiyacımız yok şeklinde söylemler ortaya koyuyordu. Ersun Yanal sevdası, taraftar istemişti. Taraftar istediği için geldi Ersun Yanal. Ali Koç istediği için değil, sanki yavaş yavaş sona eriyor gibi gözüküyor. Galatasaray'da Sayın Cengiz'in açıklamaları vardı. Orada da üst üste iki defa UEFA'dan yapılanlar alan tek takım olarak tarihe geçtik diyor. O bir lobi başarısıdır. Onu iyi yaptı Galatasaray. Zaten onun zamanında biz radyoda da konuşmuştuk. Fatih Terim'le oyuncular arasında sorun olmadığını söylüyor. Ocak ayı göndermesini, Fatih Terim'in yanlış anlaşıldığını dile getiriyor ki nesini yanlış anladı çok anlayamadım onu. Arda transferi yine Sayın Gümüşdağ'ın açıklaması kolaylık sağlarız şeklinde ki herhalde artık devre arasında Arda gelecek gibi gözüküyor efendim diyelim. Ve bugünlük notlarımızı tamamlayalım. Yarın yine bir aksilik olmazsa Sabah İdmanı videosunda sizlerle birlikte olacağız efendim. Herkese keyifli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.